Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim çünkü şu aralar bazı sıkıntılarla uğraşıyoruz. Birilerinin zoruna gidecek şeyler yapmışız. Ee, ne mutlu bana ki birilerinin zoruna gidecek şeyleri yapıyorum. Galatasaray'dan Icardi açıklaması artık kimin zoruna gidiyorsa bilmiyorum. Zoruna gidenin Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mario Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz, plastik cerrahi konsültasyonları, e, dahiliye, hariciye, e, sonucu hamile olduğuna karar verilmiştir. lan ha bir sürü oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynatılabilecektir. Yani 20. gün Travman ne zaman oldu? Şu kadar. 7, 14, 21. tam 2, 3 maç daha yok Galatasaray'dan. Şimdi Süper Kupa'da 11 başlayacaktı. Ama Travma'nın bilmem kaçıncı gününde buna karar vermişler. Hani 5 yaşındaki çocukları kandırabilirler. Max GS'yi de kandırabilirler. Onlar müsait. Hani iğneyle oynuyor. Importante. Yani bilmiyorum. Seskin gelmez demiş ki Galatasaray sağlık yerine aldığım bilgiye göre Icardi Konya Spor maçında oynarsa kör olma ihtimali var. Icardi'nin kafatasında iki çatlak var. Arkadan böyle sır kapısı müziğiyle okusaymıştım keşke ya. Vah. Neyse. Yani kör olma ihtimali varmış. Berk Göl Galatasaray Icardi 2 gündür antrenmanlara çıkmıyor. Taraftarın durumu en çok merak ettiği oyuncu ile ilgili resmi bir açıklama da yok. Bu konuda şeffaf olunmaması uzun vadede Icardi taraftar ilişkisine zarar verir demişti. Şimdi sosyal medyada da şunu gördüm. Icardi Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Arjantinli Yıldız kaptanlığı yaptığı Inter'e geri dönmek istiyor. Inter isterse tabi. Falan filan Inter Milan. Şimdi sosyal medyada birçok şey var. Hani birçok iddialar var. Ben iddialar üzerinden yola çıkıyorum. Yani sözler üzerinden değil. Mesela Ulaş abinin bir iddiası var. Ee, bu arada Levent Ümiteroğlu'nun da adı çıkmış. Levent Ümiteroğlu'na da selamlar olsun. Diyor ki Levent Tüzemen bana gelen bilgide İkardin'in maaşının iki hafta gecikeceği söylendiği için sakatlığını bahane ederek maçlara çıkmak istemiyor. Galatasaray yönetim ise bu haberin yayılmasını önlemek için sakatlık açıklaması yapmak zorunda kalıyor demiş biraz atma gibi geldi. Hani uydurma gibi geldi ama yine de bir şey diyemeyeceğim. Şimdi sosyal medyaya göre Galatasaray'da Ziyeçik, Teteçik, Davinson Sanchez ve Icardi de ayrılmak istiyormuş bunlardan sonra. Oyuncuların maaşlarını zamanında ödemezsen takım dağılır diyor. Zahar da aynı şeyler söyleniyor. Yani durum karışık. Abdülkerim Durmaz'ın bir sözü var. Diyor ki Fatih Terim Yunanistan'da İtalyanca konuşmasını anlam veremedim diyor. Biz neler anlam veremiyoruz da işte Hussan gönül razı değil. Konuşsan silivri soğuk. E... neyse sıradaki habere geçelim. Sıradaki haberde ne diyor? Galatasaray'a sapla hesaplama. Hesaplama. Galatasaray'a hesaplama. İtibar suikasti ve Florya fonu. Aa, tamam. Kişinin değil haber sitesinin haberi. Okuyalım bakalım neymiş. Suudi Arabistan'ın sakat bulup da almadığı hakim Ziyech'in Galatasaray'a gelmesiyle övünenler Angelina'nın sözleşmesini yapan isimlerdi. Tı tı tın, tı tı tın. Bayağı saplayacak gibi başladı bilmiyorum nasıl devam edecek. Önce şuna karar vermeliler. Angelina'nın kalmasını istiyor musunuz? İstemiyorsanız neden böyle bir sözleşme tercihiniz oldu? 20 maç bile oynayacağını tahmin edemediniz mi? Eğer istiyorsanız nerede hesap hatası yaptınız? Bon servisi için konan 6 milyon euro çok mu geldi? Ancak yarım sezon için 3.8 milyon euro ödeneceğini söyleyelim de herkes bilsin. Leipzig'e bir yıllık kiralama bedeli 1.5 milyon euro. Angelina'ya da yıllık ücret 2.3 milyon euro. Yani 19 karşılaşma için 3.8 milyon euro. Vergisi masrafı falan kalanını siz hesaplayın diyor. Varan bir. 3 gün önce en değerli genç kabul ettiğiniz sol bek Kazımcan Karataş nerede? Okey Arataş, Kazımcan Karataş demişler. Almanya'dan yeni yetme sol tercihiniz oluyor da Kazımcan nereye gidiyor? Barış Alperi bile sol düşünürken diğerleri neden çöp oluyor? 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla getirilen Endon Bilin'in kiloları ve yedikleri alay konusu olurken onu gereken kıvama getirmeyen ya da getiremeyen teknik ekibin ne kadar günahsız? Tı 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 of. Angelina kötü. Bakan bu kötü. Halil Devrişoğlu kötü. Hakim Ziyeçki kötü pardon sakat diyor. Tete Zaha, Kerem Demirbay en enişte en işte diyor. Bu arada Kerem Demirbay da işte neyse. Neden geldiler? Niçin gidecekler? Kaça geldiler? Kaça gidecekler? Galatasaray'ın kasasından eğer giderlerse giderken ne kadar götürecekler? Yusuf Demir en sona kaldı. 6 milyon euro alınca Barcelona görmüş genç hem de bazel forması giyerken ya da giymeye çalışırken Galatasaray'a ihtar çekti haberlerine saçma sapan diyebiliyor. Biz yalan yazdık öyle mi? Eğer mertseniz delikanlıysanız Yusuf Demir ihtarname çekmedi. Son gün olan 2 Ocak'ta hesaba herhangi bir para yatmadı demelisiniz. Herkes görsün bilsin kim doğru kim yanlış. İhtarnamenin bir örneği Galatasaray'da varsa diğer örneği de TFF'de. Nasıl olsa futbolcular için alış alışılan itibar suikasti gazeteciler için de geçerli. Hey gidi sosyal medya bir kıvılcım ile ortalık yanıyor. Zavallı taraftar inanmak istediğine inanıyor ya da inandırılıyor. Ya da Max gse. Okan Buruk ile birlikte fotoğraf paylaşan Feth ee, Yusuf Demirin menajeri belli ki bazı beklentiler içerisinde acaba Yusuf Bazel'den geri mi dönecek de kulübü karşısına almak istemiyor veya yeni bir transfer var da ekmeğinin kesilmesini mi istemiyor bilemem. İlk akla gelen bunlar. Zarar üstüne zarar ama kulüpte milim tasarruf yok. Localar yeniden satılacak ya borçlar kapanacak. Riva'daki 1 milyon 175 bin metrekare arazi için genel kuruldan izin alınırken ne denmişti? Borçların tümü kapatılacak. Şimdilik olmadı. Ardından Mecid Mecidiyeköy arazisinin üzerine yapılan bina, rezidans olarak satıldığı, Florya'nın arazisinin bu parayla alındığı açıklandı. Şimdi de sırada Florya fonu var. Ama yanlış anlaşılmasın. Florya fonu derken son günlerin popüler olayı olan tokatçılıktan bahsetmiyorum. Galatasaray'ın geleceğini kurtaracak fondan söz ediyorum. Başkan Dursun Özbek Kulürye'ye yapılacak inşaatın geliriyle bir fon oluşturulacağını, bunun kulübün geleceği açısından kurtuluş olacağını belirtti. İşte bu fondan söz ediyorum. Tamam, orası da bir bitsin. Bakalım neler olacak demiş Mustafa Anıklı Milliyet'ten sapla, e, yazmış bu yazıları. Şimdi ben bir şey daha gördüm. Gördüğüm şeyi ekrana vereyim. Şimdi Galatasaray'ın en yüksek maaş alan 13 oyuncusunun çoğundan verim alamaması hala hazırda konuşulurken bu isimlerin kalan kontrat yıllar ve Galatasaray'ın kendilerine ödeyeceği garanti ücretlerin toplamı soygun var dedirtti. Bu 13 isme Galatasaray'ın dünya yansa yine ödemek zorunda olduğu toplam garanti ücretler toplamı 117.59 milyon euro. Arkadaşlar isimler solda belli Icardi, Zaha diye ee, hani Mertens, Tete yani bunların hepsi yabancı futbolcular ilk sıradaki yani en sola gelen şu anda haftalık ücretler. Bu yıllık ücretler arkadaşlar. Kulüp kasasından çıkacak paralar. Bakın sözleşme bitişinde mesela burada Endon Endombil'ininkine bir yazıyor ama onunki devam edecek. Yani toplam ödeyecek ödenecek para şu kadar diyor. burada en az alan kim? Angelina alıyormuş en az. O da bir senelik 2.710 diyor ama 2.800 diye lanse etmişti az önce. Yani böyle bir skaladan bahsediyor. Diyor ki dünya yansa da 117.59 milyon euro ödeyecek. Bon servisler cartur tariha sadece yıllık ücretten bahsediyor. Bilginiz olsun. Listede ödenecek olan bonuslar hesaba katılmamış. Bonuslarla birlikte 125 milyon euroyu geçmektedir diyor. Şimdi hal böyleyken Galatasaraylıların Fenerbahçe'ye saldırmasını yüklenmesini şimdi anladınız mı arkadaşlar? Şimdi kafayı çakozladınız mı arkadaşlar? Çakozladınız değil mi? Evet evet hepsi. Çakozladınız. Şimdi gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'den Kurniç için sıcak saatler. Fenerbahçe'de Radek Kurniç için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mario Branco Milano'ya uçtu. İşte detaylar diyor. Yalı Sabuncuoğlu'nun haberine göre bu arada sadece Yalı Sabuncuoğlu'nun değil Sercan Abzoğlu'nun da haberine göre Mario Blanco Milan ile bonservis pazarlığı yapmak için cumartesi sabahının erken saatlerinde Milano'ya gitti. Blanco buradaki pazar bu arada cumartesi derken bugünden bahsediyor ha. Buradaki pazarlıkların durumuna göre İstanbul'a geri dönecek ve kulüp son yol haritasını belirleyecek. Aradaki fark çok az. Fenerbahçe 15 milyon euro istiyordu yaz aylarında bitirememişti. Kuru için sözleşmesi yenilenmemesi kontratının bir buçuk sene sonra bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe teklifi 4 milyon euroya indirdi. Milan 5 diyor. Hedef 11 Ocak. 11 Ocak'a kadar bitirmek istiyor. İsmail Kartal da çok çok istiyor diyor haberde. Ali Koç'un kurun iç sözleri dün akşam Ali Koç canlı yayındaydı. Şunları söyledi. Öde Koç Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlar olursa olur diyor. Bu sezon zaten az oynadı diyor. 4 maça çık şey toplamda e, ligde 10 şampiyonlar liginde 4 maç olmak üzere 14 maç 896 dakika gol asist katkısı yapamadı. 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var. Herkes burada takılıyor hocam. Sözleşme bitimine bilmem kaç ay kalmış futbolcuya bu kadar veririm diyor. Arkadaşlar yanlışınız mı? Bir sene daha var sözleşmesi. Yani hata sizin. Yanlış yere bakıyorsunuz. Onu belirteyim yani yanlışınız var. Lütfen yani lütfen kontrol edin. Ve e, böyle bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi ben asıl duyumlara geçeyim. Çünkü bizim için Galatasaray'ın ilk kardeşi mi kardeşi umurumuzda değil. Yansın bitsin Galatasaray batsın. Umurumuzda olur mu? Olmaz. Benim umurumda olmaz açıkçası. Dün arkadaşlar Fenerbahçe'de bazı son dakika gelişmeleri de yaşandı. Onu da belirteyim. Ama onu diğer videoda konuşalım en iyisi. Şimdi kurun içte Altan Tanrıkul dedi ki her şartta Fenerbahçe anlaşmaya varmış kurun işte. Savic için de hem kulübüyle hem oyuncuyla anlaşmış tamamen Fenerbahçe oyuncusu diyor. Şimdi önce bunu bir konuşalım. Sercan Amzoğlu sportif direktör Mario Branco ile yardımcısı Okan Özkan İtalya'da bir takım transfer görüşmeleri yapıyor. Kurun iç için Milan'la görüşüldü. Ayrıca bu seyahatte stoper ve başka bir orta saha transfer içinde görüşmelerde bulunuldu. Görüşülen stoper transferi tamamlarsa taraftarı da heyecanlandıracak bir isim olacak. Branko ve Özkan Türkiye saatiyle 13.25 uçağıyla Milano'dan İstanbul'a gelecek. Mario Branko Yani Yağız Savuncuoğlu da aynı şeyi söyledi. Sercan Hamzıoğlu da Mario Branko görüşmeleri Yapmak üzere gitti dedi. Yani Her iki Duyumcu da bunu söylediğine göre Boş değil Geçen gün siz bana demiştiniz hocam işte Ya şu da dedi ki Olmaz dedi Hani iptal oldu dedi ne diyorsun demiştiniz. Ben size gerekeni söylemiştim. Şimdi herkes benim dediğime geldi. Hani iptal olmuştu? Hani çok uğraşmıyordunuz? Ne oldu? Demek ki Mustafa Hoca duyumlarına çıkmak gibi bir uyu var. Bakın. Savişte, kur, savuç ve kuruluşla ilgili bir soru geldi. Kuruluş hocamız çok istedi. Yazın alamadık. O paraların yanına yaklaşamadık. Hala bize gelmek istiyor. Bu dönem çok oynayamadı. Hani gözden çıkardığımız rakamları bugün verecek durumda değiliz. Konuşmalar sürüyor demişti. Yani hocamız da istiyor. Anormal paralar istediler. Eskisi kadar çok oynamıyor. Demişti. Şimdi benim 5 yıllık hatam Balkan piyasasına çok oyuncu getirmeliydik oradan diyor. Oranın oyunculuğu genç yaştan beri kendilerine bakmaları. Bunlar yazın herkes 3 hafta tatil yapar ki ya, bunlar 1 hafta tatil yapar. 2 haftada hazırlık idmanı yapar. İş disiplinleri değişik. Yani Balkanlardan gelenlerden memnunuz diyordu. Şimdi arkadaşlar, Kurun içi için ben bir kez daha söylüyorum. Fenerbahçe'nin verip bilebileceği 3 milyon euro. O da Fenerbahçe'nin mali yapılanmasından dolayı, ya Fenerbahçe'nin mali durumundan dolayı onu da iki taksitte, üç taksitte verebiliriz. Bilginiz olsun. Önce bunu bilin arkadaşlar. Önce bunu bilin. tip. Fenerbahçe imza için gün sayıyor Stefan Savic. Arkadaşlar. Fenerbahçe yeni stopyonu Atletico Madrid'de buldu. imza için gün sayıyor. Bekleniyor. Geri sayıma geçildi. Bilmem şöyle oldu. Böyle oldu. Savic'in için menajere 4 milyon euro maaş istedi. Evet burası sıkıntı. Stefan Saviç' düşünülen maaş, bonuslar, kontrat süresi düşüncesi iletildi. Bu rakamlar hem Savic hem Pelişiş tarafından olumlu karşılandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Savic cephesi 4 milyon euro istedi. Şimdi kontratının bitmesine 6 ay var hemen gelmesini istediler. Şimdi Ciko Avrupa Kupası şey e, Afrika Kupası'nda Bekao'da tam olarak kendine gelmiş durumda değil. Yani tamam sağ, e, sahada koşuya başladı ama tam olarak kendine gelmiş değil. Şimdi Fenerbahçe bonservis ödemek istemiyor demiş. Arkadaşlar ben size bu süreci anlatırken ne dedim? Dedim ki Fenerbahçe bonservis vermeyecek. Dedim mi demedim mi? Dedim. Oyuncudan bonservis istemiyorlar. Dedim mi demedim mi? Dedim. Hepsini dedim. Oyuncudan bonservis de mi? Sıfır bonservis. Yani bedava bonservis ama yıllık ücreti. Ben söylediğim her şeyi Ali Koç da itiraf etti. Canlı yayında da söyledi. Yani Fenerbahçe Savic için bonservis ödemeyecek. Şimdi 20 maç oynarsa sözleşmesi uzar maddesi varmış. Atletico Madrid'de oynatmak istemiyor. Bedava da göndermek istiyor. Burayı anladık mı? Anladık. Edin Dzeko bu transferde etkin rol oynayan isim. Yani Savişte Kankişte olan isim. Ve ilgiden bahsedildi. Kariyerinde şu oldu buldu. Ali Koç ne dedi? Savişte çok iyi bir oyuncu. İş görür ama çok pahalı. Bon servisi yok ancak maaşı çok yüksek. Yani Ali Koç açık ve net olarak dedi ki Mustafa Hoca'nın dediği bütün duyumlar doğru. Bon servis bedava maaşı çok yüksek dedi. Şimdi benim dediğime geldik mi? Geldik. Peki. Hocam buradan sonra ne olacak? Buradan sonrası şu arkadaşlar. Biz Savic'e birçok alternatif buluyoruz. Mesela bunlardan biri de Simon Kea. Ben burada defalarca ama defalarca şunu söylemişimdir. Bu kanalda asıl duyumlar transfer sezonundan sonra yaşanır diye. Ama bazı arkadaşlarımız ısrarla transfer sezonu bitti mi miydi kaçıp gidiyorlar. Ya gitmeyin durun bakın. Simon Kea ne kadar tanıdık bir isim, çok tanıdık bir isim. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'nin Simon K ile görüştüğü iddiaları var. Bakın 2 milyon euroya kadar piyasa değeri düşmüş. Yaşı 34 olmuş. Transfer market değeri çok düşük. Kabul. Fenerbahçe 7.65'e Lille'den almıştı. Sevilla'ya 12 satmıştı. Satmak zorunda kalmıştı. Çünkü 12 serbest kalır maddesi eklettirmiştik. Ah keşke o günün şartlarında böyle bir şey iklettirmeseydik de bir yere gitmeseydi. Bu sezon 10 maça çıkmış 489 dakika. Arkadaşlar Kasım ayından beri bize hem öneri geliyor hem bizim de yoklama çektiğimiz var. Yani oyuncuyla ilgili bize öneri geliyor hani transfer önerisi. Aynı zamanda biz de oyuncuya yoklama çekiyoruz. Simon K. Fenerbahçe nabız yokluyor mu? Yokluyor. Yoklamasına yokluyor ama her nabız yoklanan futbolcu gelecek diye de bir durum yok. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe bir stoperi kesinlikle transfer edecek. Ama bu transfer kim olacak? Bakın Kasımpaşa Nuno da Costa'nın hat-trick yaptığı maçta Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 mağlup etmiş. Mağlup etmesine etmiş. Ancak arkadaşlar hepinizin dikkatinden kaçan bir olay var. Benim dikkatimden kaçmadı. Sizin de kaçmaması lazım. Beşiktaş Kasımpaşa maçına girdik. Maç kadrosuna girdik. Yasin Özcan ve T. Aydın. Kasımpaşa'nın stoper ikilisi. T. Aydın kim? Talyan Aydın. Kasımpaşa'nın stoperi. Evet yanlış duymadınız. Beşiktaş maçında Kasımpaşa'nın stoperi Yasin Özcan ve Taylan Utku Aydın. Her iki futbolcunun iki ortak özelliği var. Bir Kasımpaşa'nın altyapısından çıkmaları. 2 17 yaşında olmaları. 17 yaşında Beşiktaş'ın oynadığı Kasımpaşa'nın iki stoperi de 17 yaşındaydı. 17 yaşında Taylan Aydın 17 yaşında ya. 17 yaşında iki futbolcu ya. Ve sarı kart görmüş mesela 17 yaşındaki oyuncu. Ön numarada oynayabilen oyuncu. 1.80 boyunda. Ya farkında mısınız bilmiyorum. Yani ilk defa 11'de başlamış. Kupa maçlarında oynamış. Şöyle yapmış böyle yapmış. İşte Türk futbolunun geleceği bu. Fenerbahçe Beko 35 sayı fark attı. Türk Hava Yolları Euro Lig'de Makavi Tel Aviv'i 109-74 mağlup etti. Euro sayı rekoru kırdı. Bu da ayrı bir güzellik. Ya demek istedim. Tahkim kurulu. TFF tahkim kurulu. Fenerbahçeli futbolcu Fred'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi. Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maç cezayı 1'e düşürdü. Hocam Mert Hakan oynayabilir mi? Hayır. Mert Hakan'a sarı kart cezasından harit ceza verilmişti. Biz buradan neyi anlayacağız? Demek ki Fred'in küfür etmediğini anlayacağız. Fred küfür etseydi en az 5-6 maç ceza alırdı çünkü kural böyle. Ancak Fred'in küfür etmediğinden hepimiz şunu anladık. Yani demek ki Fenerbahçe futbolcusu haksız kırmızı yemiş. Şimdi cezasında indirme gidildi. Bunu ben yine söylemiştim. 3 2'ye düşecek demiştim. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin'i 79-76 mağlup ederek şampiyon olmuş. Tebrikler Pota'nın kraliçeleri. Bunu da söylemek gereği duydum. ya Fenerbahçe'de sadece e, Bekava değil Zayst'a düş koşulara başladı. Sakatlığını atlatan. Ama çok mühim değil bu. E, bunu da söylemiş oldum. Arkadaşlar Fenerbahçe gelişmeleri bu şekilde. Hocam bize açık, net, dürüst korkusuz bir şekilde söyle. Savic gelecek mi? Kurun hiç gelecek mi? Sen bize bunlardan bahset. Boşver onu bunu İsmail Kartal'a bilmem şunu bunu falan filan. Bunlar gelecek mi? Arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Tabi işte kurun işte gelebilir. Niye kesin konuşmuyorsun hocam? Kesin konuş. Senin duyumların meşhurdur. Biz duyum için geldik buraya. Bize kesin konuşman lazım. Yüzde yüz konuşman lazım. Yüzde Ondan sonra yüzde konuşalım. Transfer olmasın. Gelin burada bana küfür edin değil mi? Ne kadar akıllısınız. Kurun iç 3 milyon euronun altı bir bedelle ya da 3 milyon euroya kadar en fazla bon servisinden alınma fikrimiz var. Yani alma fikrimiz var. Olimpik Lyon'da istedi. İsterse Bayern Münih istesin. isterse Real Madrid istesin. Hiç önemli değil. Oyuncu bize gelmek istiyor. Bunu anladık mı? Anladık. Savic. Savic için size süreçte ne dedim? Oyuncuyu bedava vereceklerdi. Biz normalde Savic istedik. Normalde vermeyeceklerdi. Ama adamlar haber gönder dedim. Gelin biz bedava veriyoruz. Bonservis istemiyoruz dediler dedim mi? dedim. Biz oyuncuyla görüştük dedim mi dedim. Oyuncuya biz şartlarımızı bulsunduk. Arkadaşlar bizim vereceğimiz maaş 1.8 bonuslarla 3'e kadar çıkan bir maaş. Oyuncunun istediği 4. Ben kendi adıma söylüyorum. Ben sav için %100 alınacağı görüşündeyim. Yani 3'e düşeceği görüşündeyim. %100 kendi görüşüm ben kurun içinde alınacağı görüşündeyim. Hocam sav işte kurun iş ee, bu kadar etkili mi? Yani istiyor musun? Gönlün atıyorum. Yazın istemiyordum. Yazın kurun içi istemiyordum. Ancak kurun içi konusunda ben bir araştırma yaptım. Arkadaşlar ben size Brad'in daha şu sakatlık mevzusu falan olmadan önce bas bas bağırdım. Dedim ki bize 6 numara değil bize Brad'in yedeği lazım. Bizim takımda herkesin yedeği var. Bak İsmail Yüksek Crespo. Sıkıntı değil bak. Kötünün iyisi o onu kapatır. Hatırlayın bak bir dönem biz Zahitsi denedik ön liberoda mecburen. O gün dediniz ki hocam bak görüyor musun İsmail'in yedeği yok. Hayır orada Crespo'nun sıkıntısı vardı ama ben şunu anlatıyorum. Bizim Fred'in yedeğini bulmamız lazım. Kurun hiç Fred'in yedeği olur. Fred'in yerine de oynayabilir. Zaman zaman İsmail'i kesip İsmail'in yerine de oynayabilir. Anladınız mı? Anladınız. Para için içinde şunu söyleyeyim bak. Bizim kadroda BKO var, Ciku var. Yedeklerini de Türk yapalım hocam. Yeter bize diyoruz. Hayır abi demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Bizim yanlışımız bu. Demeyeceksin abi. Bırak BKO da olsun, Ciku da olsun. Anlatabiliyor muyum? Saviç de olsun. 3 tane stoperin olsun. 4. stoperin kim olsun? Yusuf Akçiçek olsun. Serdar Aziz olsun. Bak 5 tane stoperin var. Emir Ortakaya'nın gelme ihtimali vardı ama biz oynama garantisiyle verdiğimiz için orada oynasın. Seneye gelsin istiyoruz. Bak Emir Ortakaya şahane bir gelişim içerisinde. Aman böyle devam etsin. Normalde isteme yetkimiz var. Alma yetkimiz var. Ama bunu kullanmayacağız gibi geliyor bana. Ee, ama şartlar değişir. Hani Fenerbahçe transfer etmek ister. Oyuncu gelmiyorum der falan filan. Neyse. Hocam bu kadar para vermeye değer mi? Yani Savic ya da Kurniç bu kadar para vermeye değer mi? Arkadaşlar hepimizin kafasındaki düşünce ne? Fenerbahçe kadrosu kaliteli olmalı. Şimdi geriye dönüp bakın. Bekao'nun yedeğinden memnun musunuz? Fred'in yedeğinden memnun musunuz? İsmail Yüksek'in yedeğinden memnun musunuz? Zaytistan memnun musunuz? Kentten memnun musunuz? Bak mesela Fenerbahçe'de bence bu sene tutmayan, tutunamayan isimleri tek tek sayıyorum. Memnun musunuz? Değilsiniz. Ya Savic'i izlediğiniz zaman Bekao ile Savic'in yan yana oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin gol yemediğini gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki doğru transfer yapmışız. Ya Ciku ile Bekao'nun oynadığı maçlara bir bakın. Bana bir istatistik çıkarın. Atıyorum 20 maça çıkmışlar. Çok net söylüyorum 20 maçta Fenerbahçe 13 gol yememiştir. 13 gol yememiştir. Ne zaman Bekao'a Ciku bozuldu? Fenerbahçe gol yemeye başladım. Ya Pendik maçının etkileri. Yani Pendik maçının etkileri vesaire vesaire. Ben diyorum size ben bana soracak olursanız Saviş'te kuruşta kesin. Hocam Çağlar Söğüncü niye olmadı? Çağlar içinde daha önce de açıkladım. Nino içinde açıkladım arkadaşlar. Bak Nino içinde anlamadığınız nokta şu. E, defalarca videolarda dedim ki arkadaşlar gelmeyecek boşuna beklemeyin. Yorumda bir arkadaşı gördüm diyor ki hani Nino gelecekti. O arkadaşa merakımdan soruyorum. Videoların nereden izliyor? İzlediğin organı bize anlatır mısın? Hani ya da bana şunu söyle. Nino kesinlikle gelecek. Hadi buyur. Dediğin o kısmı bana bir atsana. Sana Fenerbahçe forması göndereceğim. Söz veriyorum. Hani kesinlikle Fenerbahçe'ye gelecek. Halımın basarım şöyle böyle. Buyur at. De ki, şu videoda şu dakikada söyledim. Mail adresimiz de belli. Sana söz veriyorum. Fenerbahçe forması göndereceğim sana. Ya ortalığı karıştırmak için yalan söylemeyin. Bu kadar. Bak burada binlerce insan var. Herkes ağzından çıkan her duyumun ne zaman söylendiğine kadar biliyor. Merak etmeyin. Bunu söyleyeyim. Bana göre dediğim gibi Kurniç Sabiç. Kea düşünüldü. Belki de arkadaşlar hani şey için hani bak bunu alıyoruz sen gelmiyorsan demek içindir. Bir şey diyemem. Fred Mert Hakan oynayamayacak. Dedik. Zayt Zayt'ın görüşmeleri sürüyor. Birdenbire iyileşmesi tesadüf değil arkadaşlar. Haberiniz olsun. Galatasaray'da sıkıntılar inşallah daha beter olsunlar. Allah daha beter belalarını versin. bizi unutup başlarının derdine düşsünler. Çünkü bizimle çok uğraşıyorlar. Benim bizim kanalımızda bile çok uğraşıyorlar. Biz unutup başlarının derdine düşsünler inşallah. Bizim umrumuzda değiller. Biz normalde Galatasaray'la ilgilenen şey değiliz ama sosyal medyada aa konuşmalar, aa haberi yapmış adam. Bunları konuştuk arkadaşlar. Hayırlı olsun hem Kuruluş hem Savic. Benim gözümde hayırlı olsun. E, Hocam bak kesin konuşuyorsun. Geldi diyorsun. Gelecek diyorsun. Arkadaşlar ben şartları anlattım. Durumu anlattım. Şuraya inerse buraya inerse diye. 1.8 milyonu kabul etmez. 2.5'a çıkmak ister. Ama ben dediğim gibi bonuslar, opsiyonlar. Yani şu kadar maç oynarsa şu kadar. Şampiyonluk olursa bu kadar. Şu olursa bu kadar. Şu olursa bu kadar. Diye. Ben bu transferin tamamlanacağı görüşündeyim. Hayırlısı olsun bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.